Merhaba sevgili takipçiler, içerime hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız yine birlikte. Elbasan tava. Elbasan, Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Elbasan şehri. Arnavutluk'tan bize geçen bir lezzet. Bu güzel lezzeti bugün birlikte bu tarife göre uygulayalım. Bunun değişik bir sürü tarifi var. Yöresel olarak değil bu. Ülkemizin birçok yerinde değişik şekillerde yapılabiliyor. Elbasan kuzu etiyle yapılıyor, dana etiyle yapılıyor, tavukla yapılıyor değerli takipçiler. Biz bugün iri doğranmış dana kuşbaşı ile yapacağız. Tarif için gereken malzemelerimiz 600 gram iri doğranmış kuşbaşı ete ihtiyacımız var. 1 adet orta boy kuru soğana ihtiyacımız var. Şöyle büyük iri şekilde doğramanız yeterli. 2 adet yeşil biber'e ihtiyacımız var. Yine böyle doğrayalım. Değerli takipçilerim. 3 diş sarımsak, yine onu da küçük küçük doğrarsınız. 1 çay kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, sıcak su, sos için 1 su bardağı un, 2 adet yumurta sarısı, şöyle akın ayırın, 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 su bardağı et suyuna ihtiyacımız olacak. Eti pişirirken içinden 1 bardak su ayıracağız ve yeterli miktarda tuza ihtiyacımız olacak. Şöyle 1 bardak un ve 1 bardak yoğurt demiştik. Şimdi ocağımıza tenceremizi koyuyoruz. Öncelikle içinde tereyağımızı eritmeye başlıyoruz. Değerli takipçiler. Tereyağımız bir erisin. Evet, tereyağımız eriyor. Tereyağımız eridikten sonra etlerimizi koyacağız içine. Şöyle bir 4-5 dakika kadar etlerimizi bu yağda biraz kavurur gibi pişireceğiz. Sonrasında sırayla hazırlamış olduğumuz diğer malzemelerimizi buluşturacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle 4-5 dakika etlerinizi hazırlamış olduğumuz o eriyen tereyağın içinde şöyle biraz çevirdik. Evet. Şimdi bunun üzerine şu daha önceden hazırlamış olduğumuz, doğradığımız soğanlarımızı ilave edelim. Biberimizi ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım bunları. Şöyle soğanla biber de biraz kavrulur gibi olsun. Ondan sonra baharatlarımızı, tuzumuzu ekleyelim. Ve üzerine örtecek kadar etimizi sıcak su ilave edeceğiz. Ve bir 5 dakika daha pişmeye bırakacağız. Etlerimiz pişene kadar diyelim. Kuzu eti daha çabuk pişer, tavuk eti hızlı pişer. Dana eti biraz geç pişer. Süre vermiş olmuyorum burada. Evet arkadaşlar. Üzerini örtene kadar suyu dolduracağız. Pişmeye bırakacağız. Etlerimiz piştikten sonra bu arada sosumuzu hazırlayacağız. Ve fırın tepsimize bu pişen etlerimizi alacağız içinden. Yayacağız güzelce. Üzerine de bu pişerken hazırlayacağımız sosu döküp 180 derece ön ısıtma yapılmış fırınımızda sosunu döktükten sonra güzelce pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Bu muhteşem elbasanımız olacak. Şimdiye kadar gördüklerinizden biraz değişik diye tahmin ediyorum. Çünkü ben değişik elbasan tavalarını yedim. Onlarda böyle bir tarifteki gibi biber ve soğan görmedim. Yani bu tarif çok lezzetli, güzel bir tarif. Biraz üzüne yakın.
Trakya bölgesinden ülkemize yayılan bir lezzet. Dediğim gibi Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Elbasan şehrinden ülkemize aktarılmış bir lezzet. Şimdi değerli takipçiler, şöyle sarımsağımızı da içine atalım. Yavaş yavaş. Sonrasında kekiğimizi atalım. Hafif şöyle kimyon. Biraz karabiberimizi atalım. Normalde üzerine tepsiye sosu döktükten sonra da kırmızı biber dökebilirsiniz. Ben fırına verirken üzerine dökmeyeceğim. Şöyle içine biraz tatlı kırmızı biber serpiyorum. Pişme esnasında lezzeti geçsin diye. Ve bir de tuzumuzu atıyoruz. Şimdi bunları güzelce şöyle bir karıştıralım ve suyumuzu ilave edip güzelce pişmeye bırakalım. Bütün baharatlar, aromalar suya geçsin güzelce. Ben döküm bir tencerede yapıyorum. Kırmızı döküm tencereniz varsa tabii ağır ateşte daha lezzetli olur. Evet. Şimdi kettle'da kaynatmış olduğumuz sıcak suyu üzerine örtene kadar dökelim. Üzerini örtecek kadar oldu. Şimdi kapağını kapatalım. Artık bu güzelce pişsin. Biz bu arada sosumuzu hazırlayalım. Etimizin pişmesini de bir kontrol edelim şöyle. Evet, etlerimiz biraz daha az daha pişsin. Bu arada ben şöyle soğutmak için birazcık et suyu alacağım. Bir bardak et suyuna ihtiyacımız var. Bunun soğuması gerekiyor. Sosunda kullanacağız. Soğanından biberden kaçmasın içine. Şöyle. Evet. Bunu soğutacağız şimdi. Sosumuzu hazırlarken ihtiyacımız olacak. Etimiz biraz daha pişsin. Evet değerli takipçiler, şimdi etimizin üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Önce şöyle unumuzu döktük. İki tane yumurta sarımız vardı. Onu da dökelim. Önce şöyle bunları bir hemen hızlıca yedirelim yanımıza. Evet. Sonrasında yoğurdumuzu dökelim. Soğutmuş olduğumuz bir bardak et suyumuz vardı. Onu döküyoruz. Sonrasında az bir şey tuzumuzu atıyoruz. Ve bunu pürüzsüz kıvam olana kadar güzelce çırpacağız. Sonra etimizin üzerine dökeceğiz bunu. Gördüğünüz gibi pürüzsüz hale gelecek şekilde sosumuzu hazırladık. Şimdi etlerimizi tenceremizden çıkarttık. Soğan ve biber artıkları tenceremizde kaldı. Suyun içinden etlerimizi alıp tepsiye böyle homojen bir şekilde dizmeye çalıştık. Şimdi üzerine güzelce sosumuzu dökeceğiz. Ve etimizin üzerini kaplayacağız. Sonra fırına vereceğiz. Fırında nar gibi kızaracak şekilde. Güzelce pişireceğiz. Elbasanımızı. Nar gibi piştikten sonra elbasan tavamız hazır olacak. 180 derece ön ısıtmasını yapmış olduğumuz fırında
Evet. Evet. Bu şekilde fırına koyuyoruz. Evet değerli takipçiler. Fırında yaklaşık bir 20 dakika falan pişti. Nar gibi oldu. Artık çıkarttık. Şöyle bıçak yardımıyla biraz porsiyonlayalım. Yani çok da börek mantığı değildi de. Daha yumuşak tabii, börek gibi değil. Ama yine de şöyle bir bozmadan süsü şey olmasın dedim ama. Şöyle bir çevireyim. Arkasını da bir görün. Bir parça böyle koyayım. Evet. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Beğeni, like atmayı unutmayın. Bu güzel tarifi sizler de deneyin. Çok lezzetli olduğundan emin olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Abone olmayan takipçilerimiz varsa abone olsun. Etrafına, eşine, dostuna öneride bulunsun. Değişik lezzet ve yeni çözüm önerilerinde, öğretici bilgilerde, gezilerde buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, lezzetli günlerde kalın, pusula şahlarında kalın. Hoşça kalın.